Buyurun. Selden zarar gören işletmelerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla KOSGEB olarak 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verileceği açıklanmıştı daha önce. Bu kredi kullandırım süreci bankalarla birlikte tamamlanmış bulunmakta. Bugün itibariyle 11 bankayla mutabakatları imzaladık KOSGEB olarak. Öyle tahmin ediyorum ki banka genel müdürlükleri de önümüzdeki gün ve en geç gelecek hafta içerisinde Düzce'deki şubelerine talimatlarını gönderip selden zarar gören işletmelerimize bu krediyi kullandıracaklar. Bu kredi daha önce de ifade edildiği gibi 36 ay vadeli bir kredi, sıfır faizli, yani faizin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacak. Kullanılan ana para ise kullanan işletme tarafından ödenecek. Ancak bu ödeme bir yıl geri ödemesiz. Diğeri ise bir yıl sonraki iki yıl içerisinde üçer ayda bir olmak üzere 9 eşit taksitte ödenecek. Burada kredi kullandırım sürecinde özellikle kaymakamlığımız tarafından hasar tespiti yapılmış ve tespit edilen tutarın 100 bin lirayı geçmeyen kısmı olarak KOSGEB tarafından maliyeti karşılanacak. Örneğin bir işletmemiz 100 bin değil de 70 bin liralık bir zarar görmüşse, bu da kaymakamlığımız tarafından tutanak altına alınmışsa, 70 bin lira kredi kullanıp bu 11 bankadan KOSGEB olarak biz bunun faizini karşılayacağız. Burada teminat bulma konusunda sıkıntı çeken işletmelerimiz için de kredi garanti fonuyla biz gerekli mutabakatı yaptık. Teminat sorunu da oradan çözüyor olacağız. Burada Düzce için bir karar daha almıştık KOSGEB olarak. Özellikle KOSGEB'e borcu olan işletmelerimizin bu borcunu bir yıl daha, yani 2020 yılının 9. ayına kadar ertelemesi yapıldı. Burada da yaklaşık 25 firmamız bu imkandan yararlanmış bulunmakta. Burada süreçte karar alındıktan sonra şöyle bir süreç izliyoruz bu acil destek kredimizde. Bankalarla öncelikle görüşüyoruz ve yazışıyoruz. Onlara bu programa katılımı için bir teklif vermelerini, yani ne kadarlık bir faiz oran vereceklerini soruyoruz. Birinci teklifleri aldıktan sonra en düşük olan tekliften hareketle tekrar ikinci bir teklifte bulunuyoruz. Tabii burada bu teklifler yazılı olarak genel müdürlüklerle yapılıyor, banka genel müdürlükleriyle. Bu genel müdürlüklerden bazen işte bir günde, iki günde cevap alıyoruz, bazen bir ayda, çünkü bütün bankalarla yazışmak durumundayız. Bundan dolayı bankalardan kaynaklı bir sürecin uzaması söz konusu oldu ama şu an süreci tamamlamış bulunmaktayız. En geç gelecek hafta işletmelerimiz bu kredileri kullanmaya başlayacaklar. Umarım KOSGEB olarak buradaki yaraların sarılması için bir nebze faydamız olacağına ümit ediyorum. Sayın Başkanım, Akçakoca felaketi çok büyük ölçüde yaşadı. En büyük zararı gören, birinci dereceden gören kişiler ve işletmelerin yanı sıra psikolojik olarak kamuda kaynaklanan bir şeyle turizm sektöründe olsun, gıda sektöründe olsun, giyim sektöründe olsun bütün işletmeler en direkt olarak Akçakoca ekonomisi adeta şu günlerde çok kötü günlerini yaşıyor. Talep eden diğer esnaflar bu açıklamanızdan yararlanabilecekler mi? Şimdi, yani direkt zararın dışında en direkt olarak etkilenenler. Bu programın amacı doğrudan sel felaketinden zarar gören işletmelerimize dönük bir zararın tazmini yönünde bir finansman kolaydı. Burada biz şunu dikkate alacağız. Selden doğrudan ya da dolaylı olarak zarar gören, etkilenen ve bu da kamu kurumlarımız tarafından tespit edilen firmalarımıza bunu kullandıracağız. Bu programın kapsamı bu.